Merhabalar, bugün yanımda Zennube Ezgi var. Şimdi biz bugün biraz farklı bir konsept yapalım dedik. Alman anaları, Türk anaları. Almanya'da ebeveynlik diyelim. Almanya'da çocuklara bakış açısı, Türkiye'deki bakış açısı. Türk çocukları üşüyor. Evet. Bu yabancıların çocukları üşümüyor mu? Ben henüz o muhabbetlere girmedim. Bir kreş arayışım yok veya şeyim yok ama ben de çok sevmiyorum soğukta dışarı çıkmayı. Ne yalan söyleyeyim. Fakat kendim hiç sevmiyorum. Soğuk hiç sevmiyorum zaten de. Ama geçen gün arkadaşımla buluştuk mesela. Oğlu var, geceden 6 ay küçük. Eşi Amerikalı. Ne atlet var ne bir şey var çocuğun içinde. Atletsiz çocuk mu olur, o beli üşür bir kere. Evet. Gibi şeyler var. Hele yağmurlu havada dışarı çıkmak, karda dışarı çıkmak, soğukta oynamak. Anaokullarının dışarı saati ne alakası var? Kışın ortasında seviyelerinde ilerliyor. Biz de çok sevmiyoruz. Yani genel olarak o çocuk üşür durumumuz var. Ben geceyle pusetinde yel girer. Ne yapıyordu? Ensesini yalıyordu soğuk galiba. Amca demişti. Yani bunlar çok var ve ben gece yok. Ayı gocukların içinde, pusetinin içinde örtülü bile gezdirdiğim zaman yolda çevirip o çocuk üşür diyorlar. Şeyler var yani, acımıyor musun, üzülmüyor yazık musun, günah yazık falan. Günah. Evet yani sen çocuğu parka götürdüğün için o soğuk havada kötü anne oluyorsun. Ya yapma Gizem böyle şeyler. Gerçekten bu noktada şeyi sormak istiyorum. Türk orada çocuğu üşüyor da Alman çocuğu üşümüyor mu? Şimdi birincisi bence alışma meselesi. Çünkü yani anlıyorum ki oradaki bütün çocuklar, işte Afrikalısı, Türk'ü, ne bileyim İspanyolu, Alman'ı, hepsi aynı kıyafetleri giyiyorlar. Ne eksik ne fazla, aşağı yukarı. Mesela bizimkilerde atlet oluyor evet ama. Evet o Türklüğün şanından. Ama gerisi için farklı bir şey söylemen. Aynı şeyleri giydiriyorsun ve bütün gün, yani çoğu kreşte de, özellikle 3 yaş üstündeki kreşlerin hepsi günde 1-2 saat. Hele orman okulu denen şeyse bütün gün neredeyse dışarıdalar yani. Yağmur çamur, sadece işte Almanların bir lafı var ya da Danimarkalıların, bilmiyorum, şey hani kötü hava yoktur, kötü kıyafet, yanlış kıyafet yanlış var. Kıyafet var. Şimdi, yani üşümeyeceksin. Üşümeyeceksin derken daha doğrusu şunu anladım ben de. Bu arada ilk gittiğimde çılgın gibi üşüyordum. Öyle bir alışmışım ki. Şimdi 3 yılın sonunda artık hava güzel dediğim günler aslında soğuk. Görüyorum, evet, 10 dereceli havaları, bugün de güneş var güzel diye storylerde paylaşıyorsun. Şeye alıştım Gizem, sanırım çocuklar da orada büyüdüğü için ve ebeveyn de belki de orada büyüdüğü, yani nesiller geçtiği için şeyi biliyorlar. Tenin üşüyebilir ama bu seni hasta etmez. Ya biz şimdi konfor için mi acaba üşümekten çekiniyoruz? Hastalıktan çekiniyoruz ama bütün AVM'ler bebek arabası puset dolu. Hani o zaman çocuklar orada hasta olmuyor da parktaki temiz havada mı hasta oluyor? Yani bunlar beni düşündürüyordu. Buradayken de mesela AVM'ye de gidiyorduk. İşte sahile yürüyüşe de gidiyorduk. Bazen de düşünüyordum yani hani ne olacak önümüz kış derken taşınma fikri çıktı. Taşındık, biz de yana yakıla tabii tulum bulum arıyoruz. Bazı forumlar var orada da, Facebook'ta yabancı annelerin konuştuğu. Velhasıl şunu anladık yani, çok basit bir iki tane tulumla, bir iki bir şeyle çocuğu giydirdiğin zaman, bir de çok tipik bilgidir, elini sok şurası sıcak. Tabii tabii aynen öyle. Eli buz kesmiş bilmem ne, şimdi görüyorsun bizim Alman çocuğu, Türk çocuğu fark etmiyor. Yanakları çatlayana kadar, sümükleri akıp kuruyana kadar, hatta sümük konusunda çok rahatlar yani, görseniz için sonra. Ben hala alışamadım. Bir tane Türk bir arkadaşım var. Acayip sümük sever bir aile. Ya sever derken gocunmuyorlar ya da rahatsız olmuyor. Ben siliyorum böyle çocuklarımı. Biraz öyle estetik kaygımız da var belki. Orada böyle toprağa eğiliyor kalkıyor. Burası da yaprak veya yapışmış sümüğüne. Neyse. Bütün yıl sümükleri akıyor. Bu bir. Bütün yıl öksürüyorlar. Hiç sorun yok. Bu kreşten gönderilme şeyi değil. Sebebi değil. Hastalık sayılmıyor çünkü. Çünkü diyorlar ki kış öksürtür. Burnunda bir şey, hani hastalık, grip olmaya çalışıyorsa burnunu akar atar. Hani akması yev, akmayan burun sıkıntı aynen. Aslında da. Bunlar için de diyorlar ki mesela biz ufacık bebekler arkadaşlarla yürüyüşler yapardık. Camın önüne dizersin bebek arabalarını restoranda falan, sokağa. Biz içeride yemek yerdik. Onlar öğlen uykusunu uyurdu. Bu çocuklar 7 aylık, 3 aylık, 1 yaşında. Ve o yüzden şeyi öğrendik aslında. Hani çocuk havayı, soluduğu hava serinse, vücudu da sıcaksa o çocuk aslında evdekinden bile ferah uyuyor. Evet. Ben de gecenin meme reddi dönemini yaşarken sadece pusette, dışarıdaysak pusette uyutabiliyordum. Ve eğer uyuduğu ortamda içeri sokarsam eğer, bu sefer terleyecek. Bence o çocuk terler, daha büyük bir sıkıntı. Aynen. Ve o AVM'deki o paltoların ve şeylerin içindeki çocukları gördükçe ben gidip o çocuk terler diye dürtmek istiyorum. Doğru. Tabii o dışarıda uyuduğu zaman ben de dışarıda oturuyordum. Beraber bir şeyler, mesela garsonlar geliyor, içeri alalım sizi, soba yakalım, bilmem ne yapalım diye seferberlik ilan ediyorlar. Üşür çocuk, yok diyorum, asıl girersek hasta olacak. Onunla beraber böyle dışarıda oturuyordum. Ve gerçekten de çok daha iyi uyuduğunu görüyorsun. O videoda da söylediğin gibi değil mi? Çok uyarıldığını falan söylemiştin yani. Tabii canım, o çocuk üşür. Ya mesela
bizim için yani biz tatillerde geldik Ela doğduğundan yani gittiğimizden beri ve hep uzun yaz tatillerine geldik. Böyle sorulara gerek olmuyordu. Kışın gelince aile ortamı ben sokakta Türkiye'de ebeveynlik yapmadım aslında. Hmm. Yani o yüzden de seninle dinleyerek kıyaslıyorum gerçekten. Çünkü bana kimse üşür demedi. Peki bu kimse bir şey demediden başka bir soruya girecek olursam. Şimdi burada herkes daha önceki videolarda da dediğim gibi iyi niyetli olmakla sınır ihlali arasında böyle bir bilememezlik var Türkiye'de. Evet. Ve herkes her şeyi söyleme lüksünü, cesaretini veya ihtiyacını kendinde buluyor. Yani sokakta hiç tanımadığın biri sana gelip o çocuk üşür de diyebiliyor. Bilmiyorum niye mama veriyorsun da diyebiliyormuş. Niye burada emziriyorsun da olabiliyor. Yani bu her türlü her şeyi çocuk hakkındaki bütün fikirlerini beyan etme şeye kadar varabiliyor. Sünnet ettirdin mi? Tabii. Sana ne benim oğlumun cinsel organından. Hı. Ama hiç bu dünyanın en normal sorusu şeklinde. Bununla beraber bir sana olan hani muhabbetlerini soracağım. Hı. Bir de çocuğa olan yani toplumsal yaş eşitliğinde de konuştuğumuz. Hı. Dokunmak, yanağını sevmek, poposunu onlar mıncıklamak zaten gibi. İkisini de şimdi tabii anlat bakalım süreci. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Alman arkadaşlarla özellikle konuştuğumuz zaman böyle akşam sohbetlerinde falan şeyi görüyoruz. Hani ikinci ne zaman? İşte ya da böyle hani çok kişisel denecek nokta atışı şeyler onların yengelerinden, amcalarından, aileden geliyormuş. Hani aileler bildiğin Türk. Alman aileler, Alman ailelere. Ha tamam. Kendi şeyleri. Ya işte Christmas yemeğine, Noel yemeğine geliyorsun. Orada da seni darlarlar. Evlenmiyor musun? İşte ikinci ne zaman falan. Bunlar tamam, onlar evet. Bir aile olmak aile bu. Tamam, evet. Aileler öyle. Ama konu komşudan, otobüsteki amcadan bahsediyorsak tabii ki asla böyle şeyler sorulmuyor. Hatta dolayısıyla da ben de içimdeki Türk var yani tabii ki de yok olmaz olur mu? Ben de yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey gördüğümde söyleyemeyeceğimi de bildiğim için o kültürü sana hissettirdim. Böyle Allah'ım içim çatlıyor böyle. Allah'ım keşke söyleyemeyiz. Ya bir şey söyleyesin benim de geliyor. Geliyor tabii var içimizde. Diyemiyorum. İçimizde var böyle hani bir yardım edeyim ya hani bilsin gibi. Ben gittim söyledim mesela yalnız o kangur ergonomik değil diye yani. Dün gece hiç tanımadığım mesela, birine. Annelik odaklı değil de ebeveynlik odaklı şeyleri daha rahat söylüyorum. Hani annelik incitici olabilir biraz daha böyle tek kişiye odaklıyorsun ya. Ama öyle genel şeylerde ben de kanguruda ya da işte ne bileyim böyle bir tane botun altına şeyi geçirmemiş onları söylemiştim. Fakat bana hiç dışarıdan çocuğumu nasıl büyüttüğüme dair veya işte çağdaşım da aynı şekilde orayı da söylemem eşi lazım. Eşi çağdaş. Evet. Ebeveynler gerçekten laf olsun diye ebeveyn değil gerçekten herkes ebeveyn olarak yaklaşıyor. Hani babalar mesela görürsünüz ki biri kanguruda biri bebek arabasında öbürü yanda denge bisikletinde daha 2 yaşında falan şehrin öbür tarafına gidip gelebiliyor tek başına yani. Bu olduğu için artık adamlar da hayatın içinde. Adamlar da ebeveyn. Bazen parkta ebeveyn ebeveyne konuştuğumuzda görüyorum ki çok ilginç uyarılar gelebiliyor ama şey gibi dostane. Hı-hı. Ve çok ilginç şeyler biliyor bu adamlar. Yani alakalı değil sorun ama o da ilgimi çektiği için söylemek istedim. Ama yani herkes sen izin verme yani tabii, muhabbetin ya, içinde oluyor. Tabii. Bir anda sana gelip tamam o çok içinde. Önemli. Ama şey güzel hani burada mesela bir teyze kültürü var. Evet. Orada herkes buna fikir sahibi. Hani herkes biliyor çocuk bakmaya dair bir şeyler. Ama kimse konuşmuyor dediğin gibi hani üstüne gelmiyor, ellemiyor. Çocuklara hele temas hiç öyle bir şey yok. Bunun hani Amerika'da çok daha keskinmiş bu çizgi bu arada. Hani göz göze bile bakıp bir gülüşme olmazmış. Hani aman pedofili mi gibi bir yargı olabilir diye. Bizde öyle değil. Çok çok sohbetler var. Tatlı göz temasları işte kukucuk kukucuk falan böyle çocuklar. Ya da daha büyük çocuklara işte adın ne senin bakayım okuldan mı geliyorsun bunlar var. Ama sanki sözsüz bir anlaşma gibi Gizem. İşte önce senle aslında göz teması kuruyor. Bir gülümsüyorsunuz, bir selamlaşıyorsunuz. O an yaşanıyor eminim buna. Bir izin, bir rıza aslında. Sonra olay gelişiyor. Ama buraya geliyoruz daha havaalanından iniyoruz. Çorbacıya gidiyoruz. Çat makası alıyorlar Ela. Tabii canım. Ela bana geçen de dedi biliyor musun yani. Hani müthiş bir çocuk olduğundan değil tamam ya alışkanlık. Anne sormadı diyor bana. Kızım yani sormayacak. Burada bu böyle hani. Ankara'da bir hep söylüyorum ben çünkü bir gece içinde bir şok anıydı. Biz de o kadar öyle bir yerde değil. Otelde kalıyoruz Ankara'da. Bir grup var ve asansörün çıkışında bekliyoruz. Asansörden grup boşalıyor. Acaba ne oldu? Fesleğen vardır ya. Hı. Böyle ellersin ve koklarsın. Dayanamazsın çünkü o fesleğeni gördüğünde elin koklasını istersin. Asansörden inen herkes geceye bir fesleğen muamelesi yaptı. Yani canlı ama
Cansız bir, yani canlı pasif bitki. Yani. Ha, pasif aslında. Ona ne, niye soracaksın? Fesleğene sormazsın sana dokunabilir miyim diye. Evet, canını acıtmazsın ama fesleğene sormazsın. Aynen öyle. Asansörden inen herkes gecenin kafasına el attı. Sevgi gösterisinde tabii bulunduğunu zannediyor öyle bir yandan da. Çocuk seviyor yani. Ve herkes öyle indi. Gece bana şokla baktı. Anlamıyorlar. Sebebi evet, yok. Yani... Ben bile evdeki çocuğuma yani haldır uldur saldırmıyorum. Saldırabilirsin belki ama ben saldırmıyorum mesela anneciğim. Saldırınca da tepki veriyor zaten yani. Diyor mu diyor bir şey diyor. Orada o kadar ani yaptığında çocuğun hayır deme şansı yok. Bazen şey diyoruz ya hani işte çocuklara hayır demeyi öğretelim ama ani şeylerde ne yapabilirsin ki? Tabii canım şok ki? Oluyor zaten. Mesela bu bizim için Almanya'da asla olmayacak bir şey. İşte o tavsiye konuları tamamen senin talebini belli ediyorsan karşılaştığın bir şey. Ama şu da var. Orada yaşayan ne diyebilirim? Polonyalı, Türk, ondan sonra ve Hintli arkadaşlarım da mesela çok daha bizim Türkler gibiyiz yani onlarla. Şeyi daha görüyorum, daha müdahil oluyorlar ve kültürel olduğunuz zaman daha çok emin oluyorum. Evet. Hani bu kesin yani kültürlerinde varsa insanlar tutamıyor kendisini. Orada artık ya iyi niyete güveneceksin ama yine de şunu düşünsene. Tecrübeliysen gülüyorsun hani o sana ne derse dedi. Ama tecrübesizsen ne kadar incitici veya riskli. Evet, eve gelip arka planda onu sorgulamaya devam edebiliyorsun ve ona göre fikir değişikliği yapıyorsun. Belki sen çocuğun için doğrusunu biliyorsun ama orada yanlış bir şey söylediği için eve gelip tekrar şüpheli, yani evet, kendinden şüphe düşüyorsun falan. O açıdan güvenli sulardayız Almanya'da. Evet, o çok güzelmiş. Yani. Peki şeyi soracağım çünkü arada geçirdin. 2 yaşında çocuk denge bisikletinde dedin. Tabii. Hem bize biraz denge bisikletinden bahset istiyorum hem de çoğu parkta merdiven yok dedi.